Selam. Herkese merhaba. Ben yine böyle bir haftada yediklerimi çekeyim diyorum. Ama biraz daha vlog şeklinde de olsun bu sefer diye düşündüm. Şimdi işte biraz çalışacağım. Ondan sonra evde sebze meyve adına hiçbir şey kalmadı. O yüzden çıkıp biraz sebze meyve alacağım. Sonra da yemeğe koyulacağız. Badem koymuştum suya. Badem peyniri yapacağım. Geçeceğiz. Hello. Evet şimdi yemek yiyeceğiz. O yüzden biraz önce söylediğim gibi şu bademleri geceden suya koymuştum. Bademle alakalı çok fazla tarifim var. Onun linklerini aşağıya bırakıyorum. Ay hele bir fırında badem peyniri var ki onu kesinlikle yapmanız lazım. Şu anda tabii ki de zamanım olmadığı için çok kısa bir şekilde yapacağım. Blender'la limon, tuz, su koyup çok basit bir şekilde bir sürme elde edeceğim. Suyu fazla kaçırdığım için yoğurt sosu oldu. Ama olsun. Tadı çok güzel bu arada. Yani dökmeyeyim de. Böyle bu koyulur kıvamı yoğurt sosu oldu. Bunu direkt içine sarımsak atın. Sarımsaklı yoğurt. Ama tadı çok güzel. Çok iyi ya. Bu arada şu blenderın içinde kalıyor ya. Bunu da su koyup biraz bız bız yapıp böyle ayran gibi dibini sıyırabilirsiniz. Şimdi onu yapacağım. Demin şöyle koymaya çalıştığım için dibinde kalan suyu tabii ki de. Evet suyu koydum. Şimdi bir bız bız yapalım. Tabii hepsini almıyor. Suyunu gene fazla koymuşum ama yani ziyan olmadı. Bir yandan topluyorum ki sonradan felaket oluyor. Bir yandan yaparken bir yandan toplamak lazım. Boğazıma badem koy. Ay nazar değil. Sabahtan beri çok güzel çok güzel diyorum. Resmen nazar. Bu videoyu çekmeyi bugün karar verdim. O yüzden olanları göstereceğim ama bu videoda biraz daha değişik şeyler, geçen haftakinden biraz daha değişik şeyler göstermeye gayret edeceğim. Çünkü yani sürekli aynı şeyleri de göstermek istemiyorum. Her ne kadar aynı şeyi daha çok yiyen bir insan olsam da tofu biliyorsunuz, karnabahar bunu da biliyorsunuz. Mevsim sebzeleri yemeye çalışıyorum. O yüzden hani belki benzer şeyler görmeniz olası. Bu var. Humus yapmaya üşendiğim. Salata var. Bunların şimdi hepsini yan yana koyacağız. Tabii ki time var. Şimdi bunda tofu istemedim. Tahin de istemedim. Ne şaşırtıcı değil mi? Çünkü üstüne böyle yoğurt sos gibi bundan koyacağım. Böyle. Onlar çok yakışmaz gibi geldi. Sarımsak da koyabilirsiniz. Bizde sarımsak yoktu. O yüzden sadece sarımsaksız yapsın. Şöyle. Bir şey olmadı be. Sabahtan hiçbir şey çekemememin sebebini açıklıyorum. Aşağıda bizim binadaki dairelerden birinde şey var. Tadilat. Şimdi ya aslında çok bir şey yemedim onu da söyleyeyim. Yine o kabak yemeği aslında aynısı çok benzeriydi. Çorba yaptım. Şimdi çorba ve bulgur pilavı yiyeceğiz. Çorbanın içine bir tane patates atıyorum. Bazen de havuç atıyorum. Bir küçük patates, bir havuç mercimek çorbasına ya da bence herhangi bir çorbaya çok güzel tat katıyor. Çorbayı daha önce de göstermiştim. Bir arada bal kabağı çorbası yapacağım. İniş. Hello. Saat
8.30-9'a geliyor. Şimdi yarın sabah erken çıkacağımız için kahvaltıda sandviç hazırlayacağım. Bugün vegan bakkala uğramıştım ve iki çeşit peynir almıştım. Onlarla bir sandviç hazırlayacağım. Böyle klasik bir sandviç olacak. İşte peynir, salatalık, domates. İsterseniz size peynirleri önce göstereyim. Aldığım peynirler slash bulabildiğim peynirlerden biri çizmir. Şimdi belki bilmeyenler vardır. Türkiye'de tabii ki her şey gibi peynirleri de yasak geldi. Vegan peynirleri tabii ki. Bir de şeymiş, insanlar karıştırıyormuş. Hay Allah ya. Bir de bu güzel peynirleri yapan Cici Civali markasının, şöyle markanın şeyini de göstereyim. İşte böyle artizan peynirler, kajudan yapılan, bademden yapılan peynirler sanırım bu kapsama girmemiş. Daha çok biraz daha hani böyle işte artizan olmayan peynirlere bu yasak gelmiş. Bu kadar yasaklaması gereken şey varken. Neyse. Şimdi ekmeğim var, peynir var, salatalık, domates. Hadi bakalım. Bir de yani ayıp olmazsa utanarak gösteriyorum artık tahin yediğimi. Diyebilirsiniz ki amma çok tahin yiyor. Ama hani hayvansal peynir yemek yerine mis gibi kalsiyum kaynağı tahin varken, faydalı yağ tahin varken. Yani her gün zaten bence yenebilir bir şey yani bu. Hani ne bileyim, her gün jelibon yemek gibi değil. Bunu da böyle birazcık, ben biliyorsunuz böyle tahin sos yapıyorum ya. Bence çok güzel oluyor, bilmiyorum. Sadece ben miyim acaba? Yorumlara bırakır mısınız tahinle alakalı düşüncelerinizi, çok merak ediyorum. Kaç kişi seviyor, sevmeyen var mı? Nasıl yiyorsunuz, ne zaman yiyorsunuz vesaire. Tahinle alakalı yorumlarınızı bekliyorum aşağıda. Suyla inceltiyorum ve sonra da içine nutritional yeast koyacağım. Biraz daha böyle peynirimsi olsun. 4 peynirli tost. Tuz koymayacağım bile yani. Çünkü peynirlerin tuzu olduğu için. Belki domates koymam çünkü domates çok sulandırıyor. Evet, cheddar gibi kokuyor. Şöyle. Hafif kalın dilimli ama kokusu güzel bence. İzmir'de yapılıyor sanırım bu. Şöyle ekmeğimi koyayım. Bu sırada şunu açalım. Bu siyah sarımsaklı. Ta kısmını siyah sarımsak var. Aa, çok güzel ya. İnanılmaz gurme. Şöyle bakın, şöyle de kesiliyor. Sert yani. Bayağı böyle peynir tabaklık. Bakın. Peynir şeyle. Şöyle dilim peynirimi koyuyorum. Koyuyorum. Kalın olsa kapanmaz biliyorsunuz. Ondan sonra şöyle. Şöyle salatalık dilimlerimi yerleştiriyorum. Çok minnoş oldu. Evet. Şöyle. Evet. Sandviçimiz hazır. Böyle atıksız paketlemeye çalıştım. Şuralara salatalıklar koydum. Bakalım. Şu an için hareket etmiyor gibi duruyor. Çok hoşuma gitti. Çizgi filmdeki sandviç gibi. Ay, peki benim bu arada 500 kere şeye gitmem. Alışverişe gitmem. Sürekli bir şey alıyorum. Bir yerden bir şey alıyorum, başka bir yerden başka bir şey alıyorum. Neyse, sonuç olarak sebze meyvecimiz, organik sebze meyvecimiz. Şunlar biraz kötü durumdaydı. Dedim hani biraz şey olmuşlar. Alabilirsiniz dedi. Tartmayız, para almayız dedi. Atmak yerine aslında ne yapıldığını merak ediyorum gerçekten. Çünkü şöyle bir sorun var. Bilmiyorum biliyor musunuz ama bu sistemde insanlara vermek yerine, hayvanlara vermek yerine, sonuçta yemek yemesi gereken herhangi bir kişiye vermek yerine gıdaları atıyorlar. Hatta benim bu konularla alakalı, bu konular dediğim bu arada işte benim kendi hayatım dışında ya da insan merkezci hayat dışında olan farkındalığım diyeyim. Aslında bu gıda israfı konusuyla başlamıştık. Gratis'e sabun almak için girdim. Bir tane alana ikincisi 1 TL'ydi. Yani şu 13 lira işte ikincisi 1 TL'ye geldi. Aslında tanesi gene 7 TL'ye gelmiş oldu. Evet, kandırıldık. Gerçi 7 TL şu an züberler falan 7 TL diye çok daha iyi. Muz sevmiyorum, o yüzden bunu Yiğit'e vereceğim.
Keçi boynuzu seviyorum. Gerçi ikisi de keçi boynuzluymuş ama şu beni daha çok cezbetti. Şey söyleyeceğim. Bu direkt Fellas'a benziyor. Acaba Fellas'ın şey markası mı bu? Taşeron markası mı? Çok benziyor. Evet. Ben iflah olmaz bir barcıyım sanırım. Üretici Fellas. Bakıyorum. Helal. Bubble, oha. Çiklet vardı ya, bubble gum. Direkt ona benziyor. Yapımcısı Fellas. Üreticisi, yapımcısı. Yerli tozuna benziyor. Yani çok iyi değil. Fellas'ın daha kötü. Fellas'ın bir düşük segmenti. Ne kadardı? Bir alana ikincisi 1 liraydı. Tanesi 13 küsürdü. Yani tanesi 7 liraya falan denk gelmiş oldu. Şu anda indirimde de Fellas'a 7 lira. Aslında kandırıldık diyebilirim yani. Yani ben kandırıldım. Ay hatırlıyor musun? Geçen seneler ne keçi boynuz yiyorduk. Ay neyse muhabbet ediyorsun. Hello. Evet şimdi ne yediğimi göstereceğim sanıyorsunuz. Ama ne yediğimi gösteremeyeceğim. Çünkü dükkanda yemek yedik ve orada da bir makarna vardı. Kaç gündür yiyoruz. O makarna bitmiyor. Çünkü dondurduğum başka bir makarnayla falan karıştırmıştım. Yani içimiz dışımız bugünlerde makarna oldu. Böyle mercimekli falan bir makarnaydı. Her neyse sonuç olarak hani o bitti şu anda. Artık. Hala çekiyormuş bu. Selam. Gene acele koşturmacada olduğumuz için kamera kuramadım. Telefonla çekiyorum. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Bugün yine acele olmasından dolayı kahvaltı tabağı hazırlayacağım. Simit falan aldık. Şey hazırlayacağız. Şöyle bir şey aldık. Hazırlat spread. Bu organikçiden aldık. Bakalım bunu deneyeceğiz. Bu da 90 lira falan yine aldıktan sonra. Hiçbir şeyin bu arada artık şeyini yazmıyorlar. Yani büyük marketlerden bahsetmiyorum. Küçük marketlerde fiyatlar yazmıyor. Tabağımız hazır. Dediğim gibi bugün oldukça acelemiz var. O yüzden başka hiçbir şey koymadım. Tofisi yeme annem simitleri. Yeme canım. Bunu ondan sonra da geri kalan simite de şunu süreceğim. Şunu aldık görüp. Yani tadı güzel, fena değil. Tuzu da az ama bu nedir ya? Yarısı yok. Paket düzenlemelerinde bir şey getirmesi lazım ya. Kocaman paket daha büyük görünsün diye plastik kullanılıyor. Tadı güzel, fena değil. Size akşam yemeğimi göstereyim. TMS Star Ticket. Şu bütün bademli Bim'de de satılıyor, A101'de de satılıyor. Bitter olanı. Bunu zaten biliyorsunuz. Ülker'in çikolatası. Kurabiye. Çikolatalı bir şey. Kakaolu. Bir kurabiye. Bu PMS ve hormon değişimi beni çok etkiliyor. Gerçekten lanet okuyorum. Bir hafta öncesinden başlıyor. Daha bitene kadar. Ve şunu hesapladım. Renkli olan insanlar hayatlarının yarısını falan renkli olarak geçiriyorlar. Belki de daha fazlasını. Yani bitiyor. Sadece bir 14 gün falan rahatsız sanırım yani. Sonra tekrar renkli öncesi ve renklinin kendisi. İşte bilmem ne bitişi falan derken zaten. Günaydın. Çok az şarjım kalmış. Umarım bu şey yeter. Olmadı telefonla devam ederim. Şimdi kahvaltı için tofu scramble hazırlayacağım. Biraz böyle bitkisel sütle işte nutritional yeast'le falan yapacağım onu. Şimdi onu göstereyim. Malzemelerimiz tofu, sarımsak tozu, soğan tozu, soğan granü, bitkisel süt.
35 lira. Bence hala fiyat performans olarak en iyi durumlardan biri. Falafel de böyle şeye ve nugget'a benziyor. Günaydın. Üçen geç bir gün. Kahvaltı. Ben kahvaltı etmek istiyorum. Yiğit biraz daha öğlen yemeğine kaymış durumda. Saat 12'ye geldiği için. O yüzden bulgur pilavı vardı. Onun yanına şunu aldım. İlk defa deneyeceğim. Nugget. Bunu yapacağım. Sonra o sebzelerden falan koyacağım. Kendim için de dün yapmış olduğum bu tofu scramble'dan yapacağım. Bir de yani yapacağım dedim, ısıtacağım. Şu son kalan çizmiri, yani kendi haliyle bir tık böyle şey buldum, ne derler? Grainy mi derler böyle? Su. Ama çok güzel eriyor dediler. O yüzden böyle bir dilim ekmeğin üzerine koyup fırına vereceğim. Zaten nuggetları da fırına verecektim. Bir ara şu silikon matı yıkamam lazım. Fırından çıktı. Böyle bir enteresan eridi. Ama muhtemelen fırına koyduğum için de olabilir. Böyle tost makinesinde falan daha iyi eriyebilir bence. Çok sıcak olacak bu tarafa. Ha! Ama elinci daha iyi. Nuggetlar da çıktı fırından. Birazcık tabii hafif daha çıtırlaşsa iyiydi ama hani acele ettim ben biraz çekimde yaptığım için. Bunu tadına bakalım. Şekli şemali kokusu iyi bence. Ne mi? Bayağı benziyor sanki. Güzel yani. Hani yemek isteyen için, seven için. Bence güzel. Bana fazla bile geldi tabii yani. Aramıyorum o tatları. Ama yani insanlar için bence iyi. Günde bir şişeye yakın süt için seviyorum adamın ortasına bağışlanmak. Asamak. Asıl bunlar için çıkaracak ki yargıza gidiyor ha. Allah Allah. Hayvan hakları diye bir şey var efendim. Duymadınız mı siz onu? Hayvan hakları mı? Bir. Tepemize çıkaralım bari. Hello. Şimdi söylediğim gibi şu noodle'ları yapacağım. Şöyle sebzeler 2 çöp şeklinde kestim. Bunu koyacağım, soya sos koyacağım, baharat koyacağım. Belki çok az da brokoli koyarım. Quick cooking egg noodles. Ben bunu vegan bakkaldan aldım. Yani egg olmaması lazım. Evet, egg noodle demesine rağmen içinde egg yok. Şöyle şöyle. Bundan mesela üst katı bence koyabilirim. Şurada. Noodle'ı ilk defa yapacağım bu arada. Önce bir iki tanesi çözülsün. İki tane gözüme az gibi gözüktü. O yüzden bir tane daha koydum. Noodle'ları oldu. Şimdi bunu süzeceğim. Sonra da şu sebzeleri yapmaya başlayacağız. Aslında böyle yer fıstığıyla falan bir sos yapıyorlar. Yer fıstığı, işte soya sosu vesaire. Ben de yer fıstığı yerine biliyorsunuz tahin bağımlısı olarak tahin kullanıyorum. Ama artık bu kanalda gerçekten tahin kullanmaktan utanıyorum. Her şeye tahin. Yani belki tahin sevmeyenler vardır yani. O yüzden bunu sade yaptım. Belki üzerine susam koyarız dedi ama susam yoktu. Çok iyi. Baya güzel ya. Hakikaten değişik yani bu noodle. Bu arada sebzeleri çoğaltabilirsiniz. Brokoli, mantar, ondan sonra kırmızı biber. Bir sürü sebze koyabilirsiniz. Bence bol sebzeli asıl çok güzel olur.
Ben vegan olurken sebze noodle çok fazla yiyordum. Çin Büfe diye bir yer vardı Taksim'de. Oradan sebze noodle söylüyordum. Ayrıca böyle sebze işte wok falan söylüyordum. Bana onu anımsattı. Şöyle bir şey aldım merak edip. Goodbye gluten. Keten tohumu susam bir şey ya. Bıdı bıdı bıdı. Anlasınmış. Böyle. Aşırı sağlıklı gözüküyor. Çıtır. Daha katı bekliyorum. Sadece seedlerden oluşuyor. Nasıl bir araya getirmiş acaba? Ha, karnıyarık otu tuzu var galiba. Selam. Bugün son günümüz. Şimdi kahvaltı hazırlamaya başlayacağım. Bolca tofumuz vardı biliyorsunuz. O yüzden bugün de good old menemen yapmak istiyorum kahvaltı için. Bununla alakalı ben yumurta ikameleriyle alakalı bir tane video çekmiştim. 3 vegan yumurta tarifi diye. Onu da yine nereden çıkarıyorduk? Şuradan galiba çıkarırım. Onu da bakabilirsiniz. Tofi! Ay Tofi sen bugün yine sen de bir şeyler yapıyoruz. Evet Tofi. Tofi tarifleri. Tofi'sim asıl çekmemiz gereken şeyleri görmüyoruz şu an. Sivri biberlerin çoğu acı çıkıyor. Ben de o yüzden doğamalık biber aldım. Evet, menemen pişti. Yine böyle klasik tarzda bir kahvaltı olarak bu gösterdiğim peynirlerden yanına koyacağım. Bu It's Nuts'ın, bu Cico Cebali'nin ve son olarak da zeytin. Tofu bu arada çok fazla şey olabilen bir şey. Gerçekten yani çok sağlıklı, işte protein almak istiyorsanız protein var içinde, kalsiyum var. Bir sürü şeye dönüşebiliyor. Yani ben vegan olmadan önce hayatımda hiç tofu yememiştim. Vegan olduğum ilk belki hafta tofuyu sade olarak yemeye çalıştım ve iğrenç olduğunu düşündüm. Meğerse tofu gerçekten böyle sihirli bir ürün gibiymiş. Neyin içine koyarsanız onun tadını alıyor, bir sürü forma giriyor, çok besleyici. Yani gerçekten doğru yapılması, şans verilmesi, potansiyelin ortaya çıkarılması gereken böyle bir yıldız yani. Hello. Şimdi noodle'ın yanına glazed tofu yapacağım. Şöyle tofuları küp küp böyle küp küp doğradım. Ben çok fazla böyle nişasta falan kullanmayı sevmiyorum ama çok az gerekiyor tabii. Hem sosu koyutmak için hem de kızarırken daha iyi kızarması için. O yüzden hafif nişastalayacağım. Ondan sonra kızartacağım. Ondan sonra zaten sosu hazırlayacağız ve üstüne dökeceğiz. Şöyle yağ iyice kızana kadar bekliyoruz. Şimdi buradaki tarif tabii biraz daha fazla tofu için. Ben bunu küçülteceğim, azaltacağım. Şimdi tarifimiz de bayağı da az kalmış. Artık bunu yettireceğiz yani. Soya sosu. Maple syrup yerine agave kullanacağım. Su diyor. Smoked paprika yerine düz paprika kullanacağım. Garlic diyor. Cumin diyor. Sak. Şöyle bir hal aldı. İyice renk aldı. Ben artık sosu döküyorum. Bu sos
Ve gene dayanamadım. Bir şey yapacağım. Şu glaze kaldı ya, bakın görüyorsunuz sos. Biraz önce tofu yaptığım şey. Dün yaptığım noodle'a biraz sos katsın diye içine birazcık su ekleyip o glaze'le beraber bunu bir sos haline getireceğim. Dejavu oldum. Neden acaba? Şey, tane yediğim için. Yiyeceğim kadar için. Güzel. Bu haftaki neler yedim bölümünden sanırım şimdilik bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.